Güzel yaşayan insanları görüp güzel yaşamayan insanlar daha çok üzülüyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Severim ben senin güzelliğini, yakışıklılığını, nurunu. Bayağı güzelsin, çok çok yakışıklısın. İnşallah uzun ömürle yaşarsın. Cennette de bu nurlu yüzüne ben seni orada görürüm inşallah. Orada dost, arkadaş oluruz inşallah. İnşallah. Üzümler için bir neden yok ki. En güzel yaşayan öldüğüne göre. En güzel yaşamayan da öldüğüne göre. Ben eniştemler, teyzemlerin evine giderdim. Gecekonduda yaşıyorlardı. Fakirdiler. Şahaneydi, bayağı güzeldi. Yani ben orada çok lüks bir evde yaşasam mı oramı, ben orayı tercih ederim. Oradaki dost ortam çok önemlidir, sevgi ortamı çok önemlidir. Güzellik ortamı çok önemlidir. Dolayısıyla orada özenilecek bir şey yok. Sarayda yaşamak mutluluk vermez ki. Samimi sıcak bir ortam, sevgi dolu ortam güzeldir. Saraydayken Tayyip Hocam alınmazdı zaten. Küçük bir odasında oturuyor. O açıdan demiyorum ama mesela Yıldız Sarayı'nda bir insan yaşarsa gerçekten yaşamak istemez. Evet. Dolmabahçe Sarayı'nda da yaşamak istemez. Topkapı'da da yaşamak istese de yaşamak istemez. Versailles'da da istemez. Tabii efendim. Versailles'da da istemez. Tabii canım, Versailles'da da istemez insan. Yani oraya gitse, burada kalacaksın ne diyorsun falan diye adam istemez. Evet. Yani sıcak, samimi bir ortam insanlar için güzeldir. Dostane bir ortam güzeldir. Sağlık içinde yaşayacağı bir ortam güzeldir. Dolayısıyla sevginin olduğu yer yaşanacak yerdir. Ama sevginde kıskanılacak bir yönü olmaz. Sen de sevgiyi yaşayabilirsin, herkes yaşayabilir. Dolayısıyla iyi yaşayanlar, zengin olanları kıskanmak değil de sevgiyi geliştirip çok sevgi dolu bir çevre edinmek çok önemlidir. Zenginlerin evleri ben görüyorum uzaktan. Çıt çıkmıyor evlerden. Ne insan sesi geliyor, ne çocuk sesi geliyor. Yani önü çıkmış gibi birçok zengin evi öyle. Buz gibi görüntüsü. Yani insanlar çekinerek geçiyorlar önünden. İçinde ne olup bittiği de belli değil. İnsanlar yaşayıp yaşamadığı bile anlaşılmıyor. Yani mesela üçüncü kata çıkıyor Ramiz Bey. Kızım bana bir limonata getir falan diyor, adam içiyor. Koltukta uyumaya başlıyor falan. Ya bu hayat mı ya? Dolayısıyla lüks olan sevgidir, güzel olan sevgidir, kaliteli olan sevgidir. Sevgiler de yaşanıyorsa zenginlik, saray orası olur. Bu bir avuntu değil, fiilen yaşanarak görünen bir şeydir. Bunu herkes bilir.